Merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü dersimizde akrabalarımız konusunu birlikte işleyeceğiz. Akrabalarınızı tanıyor musunuz? Yakın akrabalarınız kimlerdir? Eminim hepiniz yakın akrabalarınızı tanıyorsunuzdur. Kimlerin olduğunu sıralayabilirsiniz. Akrabalarımızı tanımamız, onlarla sık sık görüşmemiz, mutlu ve acılı günlerinde yanlarında olmamız gerekir sevgili çocuklar. Yakın akrabalarımız kimlerdir? Büyük babamız, anneannemiz, büyük babamız yine, babaannemiz, amcamız, halamız, dayımız, teyzemiz ve bunların çocukları olan kuzenlerimiz yakın akrabalarımızdır. Annemizin anneleri ile babaları, kardeşleri ile onların eşleri ve çocukları yakın akrabalarımızdır. Burada iki tane büyük babamız yazdık çocuklar. Birisi annemizin babası, diğeri babamızın babası. Büyük babamız yerine dede de diyebiliriz, anneannemiz ya da babaannemiz yerine de nine diyebiliyoruz. Öğretmenimiz benden yakın akrabalarımı tanıtmamı istedi demiş Eda. Ben de yakın akrabalarımı şöyle tanıttım. Annemler üç kardeştirler. Bir dayım, bir de teyzem var. Dayımın eşine yenge, teyzemin eşine enişte derim. Evet, burada Eda'nın yakın akrabalarının görsellerini görüyoruz. Babamlar da üç kardeştirler. Bir halam, bir de amcam var. Halamın eşine enişte, amcamın eşine yenge dedim. Dayımın, teyzemin, halamın ve amcamın çocukları benim kuzenlerimdir. Hepsini çok severim. Eda yakın akrabalarından hangilerini tanıtmayı unutmuş? Eda annesinin ve babasının anneleriyle babalarını, yani dedesini ve ninesini tanıtmayı unutmuştur. Evet, Eda dedesini ve ninesini tanıtmayı unutmuş sevgili çocuklar. Bir sonraki etkinliğimizdeyiz. Ne istiyor bizden? Boşlukları burada verilen kelimelerle doldurmamız isteniliyor. Hemen dolduralım. Dedem, babaannem. Çocuklar burada dedem demiş, burada bir dedemiz daha var. Peki annemizin babası mı, babamızın babası mı? Nereden anlıyoruz? Babaannem demiş. Babaannem olduğuna göre çocuklar bu büyük babamız olacak. Babamızın babası olan büyük babamız. Büyük babam. Evet, büyük babamı ya da dedemi işaretleyebiliriz. Dedem yazmış ama ben büyük babam yazdım. Her ikisini de yazabilirsiniz. Burada da dedem yazıyor. Peki bu kim olabilir? Tabii ki burada babaannemiz olduğuna göre buradaki de anneannemizdir. Hemen kullandığımız kelimeleri işaretliyoruz. Babaannem ve dedem, burada annemiz görünüyor. Burada teyzem yazdığına göre teyzemizin eşi eniştedir çocuklar. Eniştem. Teyzemizin eşi eniştemiz. Buradaki ne olabilir? Dayımızdır çocuklar. Onun da eşi yengemiz oluyor. Evet, dayımız ve dayım ile yengemin çocukları, teyzem ile eniştemin çocukları benim kuzenim oluyor. Annem, babam, annem ve babamdan ben ve ağabeyim diyor Eda. Kardeşini de tanıtmış bize. Büyük babam, babaannem ya da dedem, ninem de diyebiliriz. Evet, eniştem dediğine göre çocuklar, bu onun eşi ne olacaktır? Halam olacaktır. Halamızın kocasına ve teyzemizin kocasına enişte diyoruz. Bu ne olabilir? Bu ne olabilir sevgili çocuklar? Amcamız olabilir. Amcam. Ve amcamızın eşi yine yengemiz. Dayımızın ve amcamızın eşine yenge, halamızın ve teyzemizin eşine enişte diyoruz sevgili çocuklar. Şema'ya göre Eda'nın dayısının kaç çocuğu var? Eda hangi akrabalarının eşlerine yenge diyor? Eda'nın ağabeyinin kaç kuzeni var? Eda'nın ağabeyi hangi akrabalarının eşlerine enişte demelidir diyor. Hemen cevaplayalım çocuklar bu soruları. Şema'ya göre Eda'nın dayısının kaç çocuğu var? Hangisi dayısıydı? Çocuklar bu enişteydi. Bu da halamızdı. Bu amcamızdı. Boşlukları dolduralım. Bu yengemizdi. Evet, bu da dayımızdı. Boşlukları doldurduktan sonra soruları cevaplayalım. Şema'ya göre Eda'nın dayısının kaç çocuğu var? Hemen dayımızı bulduk.
Dayımızın kaç çocuğu varmış? Oklarla gösterilmiş. Bir, iki. İki çocuğu var. Eda hangi akrabalarının eşlerine yenge diyor? Hemen yengeleri buluyoruz. Dayısının eşine ve amcasının eşine. Evet, dayısının ve amcasının eşine yenge diyor. Eda'nın ağabeyinin kaç kuzeni vardır? Eda'nın ağabeyinin kuzen sayısı Eda'nın kuzen sayısına eşittir. İkisinin de kuzen sayısı aynıdır çünkü. Kuzenler kimlerdi? Dayımızın, teyzemizin, amcamızın ve halamızın çocuklarıydı. Bakıyorum, 3 tane anne tarafından, 3 tane de baba tarafından kuzeni var. Yani toplamda 6 kuzeni var. Eda'nın ağabeyi hangi akrabalarının eşlerine enişte demelidir? Kimlere enişte diyorduk? Halasının ve teyzesinin kocasına ya da eşlerine enişte demelidir. Bu sayfamızı da çocuklar bitirdik. Akrabalarımızla ne sıklıkta görüşürsünüz sorusu var. Cevabı vermiş çocuk. Biz akrabalarımızla özel günlerde görüşürüz. Doğum günlerinde, düğün ve nişan törenlerinde, bayramlarda bir araya geliriz. Doğru mu? Çocuğun söylediği doğru ama çocuklar eksik. Akrabalarımızla görüşmemiz için mutlaka doğum günü gibi, düğün, nişan gibi ya da cenaze gibi özel günler beklemememiz gerekiyor. Onlarla sık sık görüşmemiz gerekiyor. Eda ne demiş? Bizim akrabalarımızdan bazıları başka bir şehirde yaşıyor. Bu akrabalarımızla ancak tatillerde ve özel günlerde görüşebiliriz. Aynı şehirde yaşadığımız yakın akrabalarımızla ise haftada bir görüşürüz. Akrabalarımızla bir arada olmak, onlarla yakın ilişkileri kurmak bizi mutlu eder demiş. Eda doğruyu söylemiş. Akrabalarımızla görüşmemiz için özel günleri beklemeyeceğiz sevgili çocuklar. Ailelerde akrabalık ilişkileri çok önemlidir. Akrabaları bir arada tutan değerlere önem verilmelidir. Sevgi, saygı, bağlılık, şefkat, vefa bu değerlerden bazılarıdır. Ailemizle olduğu gibi akrabalarımızla da güzel ilişkiler kurarız. İlişkilerimiz samimi ve içtendir. Akrabalarımıza sevgi ve saygı gösteririz. Ziyaretlerine gideriz. Akrabalarımızla işbirliği ve dayanışma içinde oluruz. Üzüntülü günlerinde onları yalnız bırakmayız. Mutlu günlerinde yanlarında oluruz. Böylece akrabalık bağlarımızı güçlendiririz. Ailemizden sonra bize en yakın kişiler akrabalarımızdır. Bu nedenle akrabalarımızla ilişkilerimize gereken önemi vermeliyiz. Sizin ailenizde akrabalık ilişkilerine, akrabaları bir arada tutan değerlere önem verilir mi? Örneklerle açıklayınız demiş. Sevgi, saygı, merhamet, şefkat, özlem, işbirliği ve dayanışma. Akrabaları bir arada tutan değerlerden bazılarıdır. Ailemizde tabii ki akrabalık ilişkilerine, onlarla sık sık görüşmeye önem verilir. Akrabalarınızla aranızda işbirliği ve dayanışma var mı? Örneklerle açıklayınız. Hemen açıklayalım. Akrabalarımızla aranızda işbirliği ve dayanışma olmalıdır. Herhangi birimizin işi olduğu zaman ve diğerinden yardım istediği zaman her zaman yardıma gelmeli ve onun ihtiyacını karşılamalıyız sevgili çocuklar. İşbirliği ve dayanışmanın akrabalık ilişkilerinize sağlayacağı katkılar nelerdir? Arkadaşlarınızla belirleyip yazınız diyor. Çocuklar, işbirliği ve dayanışma akrabalık ilişkilerimizi güçlendirir. Sevgi, saygı, yardımlaşma, işbirliği ve dayanışma gibi değerler akrabaları birbirine daha çok bağlar. Ve son etkinliğimizdeyiz sevgili çocuklar. Diyor ki aşağıdaki açıklamalara uygun akrabalık terimlerini bulmacadaki yerlerine yazınız. Nelermiş açıklamalarımız? Evet. Birinci açıklamamız. Annemizin kız kardeşi bizim neyimiz olur? Birinci nerede? Burada aşağı doğru yazacağız demek ki teyzemiz olur.
Bu tür bulmacaları doldururken çocuklar mutlaka büyük harf kullanın. Küçük harf kullanmayın. Bulmacaları doldururken kullanacağınız harflerin hepsi büyük harf olsun. Dayımızın, amcamızın, teyzemizin ya da halamızın çocukları bizim neyimiz olur? Kuzenimiz olur. Babamızın kız kardeşi. Babamızın kız kardeş çocuklar bizim halamızdır. Dördüncü maddedeyiz. Babamızın erkek kardeşi, babamızın erkek kardeşi bizim amcamızdır. Teyzemizin veya halamızın eşi. Biraz önce görmüştük, teyzemizin eşine ya da halamızın eşine ne diyorduk? Tabii ki enişte diyorduk. Annemizin annesi. Annemizin annesi anneannedir çocuklar. Zaten bunu biliyorsunuz ama yanlış yazılabiliyor. Anneanne şeklinde yazılabiliyor çocuklar. Bu yanlıştır. İki tane anne peş peşe birleşik şekilde anneanne ya da babaanne şeklinde birleşik kelimelerdir bunlar. Annemizin veya babamızın babası bizim büyük babamız olur. Ama buraya büyük baba sığmıyor. Başka ne diyebiliyorduk? Dede diyebiliyorduk çocuklar. Dedemiz olur. Babamızın annesi. Babamızın annesi tabii ki babaanne. Annemizin erkek kardeşi. Annemizin erkek kardeşi dayı. Dayımızın veya amcamızın eşi yenge diyorduk çocuklar dayımızın ya da amcamızın eşine. Evet, bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimize kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın sevgili çocuklar.